merhabalar. Bu hafta okulumuzda hangi etkinlikler düzenlenmiş hep birlikte izliyoruz. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde kan bağışının toplumsal önemine değinildi. Ardından Kızılay'ın düzenlemiş olduğu kan bağışı kampanyasına öğrenciler tarafından destek verildi. Duymayalım seni. O zaman bekleyin varsa alalım arkadaşlar. Bekleyin varsa. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde akciğer kanserinde güncel fizyoterapi yaklaşımı konulu konferans düzenlendi. Doçent Doktor Naciye Vardar Yağlı, akciğer kanseri tedavilerinin yan etkilerine, kemoterapi ve fizyoterapi gibi konulara değindi. Özellikle akciğer kanserine baktığımızda en sık görülen problemin agresif tedavilere rağmen ilerlemek ilgili sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Neden böyle? Çünkü eski bilgilerimiz hep şöyleydi. Akciğer kanseri olması için kişinin sigara içiyor olması, kötü yaşam alışkanlıklarını sürdürüyor olması gerektiğine dair bir bilgimiz vardı. Ancak şu anda biliyoruz ki farklı mutasyonlar kişi hiç sigara içmese de akciğer kanserini yakalayabileceğini gösteriyor. Sağlık Bilimi Fakültesi Fizyoterapi Bölümü öğrencileri tarafından ikinci Hotback Partisi düzenlendi. Öğrenciler tarafından hazırlanan renkli ve müzikal görüntüler sahnede farklı bir atmosfer yarattı. KKTC Belediyeler Reformu konulu konferans yapıldı. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, çağdaş belediyeciliğin temellerine değindi. Anayasamızın 119. maddesi şekillendiriyor yerel yönetimleri. Ve şu ifadeler geçiyor. Yerel yönetimler, bölge, belediye ve köy mahalle halkının yerel ortak gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuş ilkeleri yasayla belirtilen ve karar organları seçimle oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Bu haftaki son etkinliğimiz Lefke Avrupa Üniversitesi voleybol takımı ile Gazi Mağaza Çamlık Spor Takımı arasında gerçekleşen müsabaka sonucu Gazi Mağaza Çamlık Spor Takımı Lahya karşı 3-2 mağlup oldu. Sosyal kapsamında hazırlamış olduğumuz programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.